Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de Dybala sesleri. Galatasaray'ın Zaniolo transferi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Ali Koç'a ve yönetimine bir yıldız transferi için baskı kurmuş durumdalar. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya hesapları üzerinden Roma'da oynayan Dybala'nın transfer edilmesi için seferber oldu. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Dybala için taraftarlar tüm sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'ye gel mesajları atıyorlar. 2015 yılında Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan Arjantinli yıldız bu sezon başı ise Roma'ya bedelsiz transfer olmuştu. Roma takımı ile ilk sezonunda şu ana kadar 11 gol 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'ye sürpriz Serdar Dursun teklifi. Fenerbahçe'nin geçen sezonki en golcü oyuncusu olan ve A milli takıma kadar yükselen Serdar Dursun, Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından formayı unuttu. Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen 31 yaşındaki forvet, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı. Serdar Dursun bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken 2 de asist yaptı. Jesus'un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu, forvete yapılan Batshuayi ve Pedro transferlerinin ardındansa Avrupa listesinden çıkarıldı ve daha sonra kendisine takım aramaya başladı. Almanya altyapısından yetişen Serdar Dursun'un menajeri, Avrupa'dan bazı kulüplerle temaslara başlarken 31 yaşındaki forvete sürpriz bir talip daha çıktı. Polonya basınında yer alan bilgilere göre Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Aktarılan bilgilerde Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve bu doğrultuda Serdar Dursun'a yoğunlaşıldığı belirtildi. Sarı lacivertlerde gözden çıkarılan milli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken Polonya'da ara transfer döneminin 28 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Öte yandan Serdar Dursun'un adı İtalyan ve Alman kulüpleriyle de anılıyor. Kanarya'da João Pedro sürprizi. Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Pedro, uzun süren sakatlık sonrası dünkü Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü. Oynanan müsabakada Fenerbahçe'nin golü futbolcusu Pedro 15 dakika süre aldı. Bunun yanı sıra sarı lacivertlerde uzun süre sakatlık yaşayan Luan Perez 90 dakika sahada kaldı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 15 karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu müsabakalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'de Ernest Nouma harekatı. İşte pazarlıklarda son durum. Süper Lig'de maçların başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe transfer harekatını hızlandırdı. Sarı lacivertler hem mevcut kadrosunu güçlendirmek hem de gelecek yılların bel kemiğini oluşturmayı planlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus skorer bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletmişti. Portekizli hocanın kurmayları ve scout ekibinin radarına Ernest Nouma girmişti. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kulübü Northland ile ilk teması kurmuştu. Sarı lacivertler Northland'a ilk aşamada 4 milyon euro önerdi. Ancak Danimarka temsilcisi kapıyı 7 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor. Ancak bu rakamlara da çıkmayı düşünmüyor. İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar sürüyor. Sarı lacivertler 19 yaşındaki karat oyuncusunu ikna etmiş durumda. Kanarya sezon başında Norsland'dan Adama Nagolo'yu da istemişti. Ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Kanarya bu sefer ısrarcı. Ernest Nouma verdiği röportajda en çok sağ kanatta oynamayı sevdiğini söylemişti. Genç futbolcu dribling ve çalımlarla rakip eksiltmeyi seviyor. İdolleri Kylian Mbappe ve Lionel Messi. Bir de hayali Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek. Nouma bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri ise 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Miguel Crespo takımda kalacak. Vitor Pereira döneminde Sarı Lacivert'te ekibe katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti. Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında sona eriyor. Fenerbahçe Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Taraflar arasında rakam iyice azaldı. Crespo 1,5 milyon euro maaş istiyordu. Fenerbahçe ise 1 milyon euro önermişti. Taraflar ortada buluşmaya çok yakın. Bu imza ile birlikte Crespo'nun olası satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak. Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan Fenerbahçe itirafı.
Beşiktaş'la anlaşarak yollanan Josef de Souza sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Souza, Fenerbahçe taraftarından özür diledi. Fenerbahçe bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz 3 yıl için teşekkür ediyorum. Beni karaktersiz olarak tanımadılar çünkü Fenerbahçe stadında attığım golü hırsla kutladım. Benim için karaktersiz insan, hırsız insandır. Ben defansif orta sahayım, 6 ayda bir gol atıyorum. Bir derbide 2 gol atıyorsam duygularımı kontrol etme ihtimalim yok. Gol sevincimden dolayı bana hala kırgın olan Fenerbahçe taraftarlarına kusura bakmayın demekten başka bir çarem yok. Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız, kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum. Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı, denk geldiğimizde selam vermedi. Türkiye'den kimseye dargın olarak ayrılmak istemiyorum, kendisinden özür diliyorum dedi. Fenerbahçe'de Lincoln'lerini keden yaralı depremzedeleri ziyaret. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln'leri ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yaralanarak afet bölgesinden İstanbul'daki hastanelere getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln'lerinke eşi Adriana Müller ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralı depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir acil müdahale kurulu oluşturmak suretiyle Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan liderliğinde biz de Fenerbahçe olarak elimizden ne gelirse yapmak üzere planlarımızı yaptık. Hemen bunları bu planlarımızı doğrudan etki olarak burada halkımıza duyurular yaparak sadece Fenerbahçe'miz değil tüm vatandaşlarımız burada stadımıza deprem gününün ertesi gününden beri AFAD'ın belirlediği ihtiyaç malzemelerini getiriyorlar. Burada bir tasnif alanımız var. Tasnif alanımızda hem gönüllülerimiz hem çalışanlarımız sabahtan akşama kadar, sabaha kadar çalışıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine tır sahipleri, tır şirketleri gönüllü olarak buna destek oluyorlar. Ben buradan vatandaşlarımızdan, Fenerbahçelilerden renke bakmaksızın bunun sarısı laciverti, kırmızısı yok. Türkiye için biz buradayız. Ellerinden geldikleri kadar destek olsunlar. Biz burada koordine ediyoruz. Ulaşılması gereken yerlere ulaştırıyoruz. Bugüne kadar yardımcı olan herkese şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum.